Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Semih, bunlar ne? Telefon mu? Yok, ütü. Ütü mü? Çamaşır ütücü makinesi. Ütücü mü olduk, ütü mü tamir edeceğiz artık? Lan neye benziyor, niye soruyor? Ne salak salak sorular soruyorsun ya? Ne kadar salak salak sorular? Ben akıllı, ne yaptığımı akıllı, biliyor muyum? Akıllı telefon. Karnım aç aç bana video çektiriyorsun burada. Yiyelim öyle çekelim dedim. İşimizi bitirelim çekeriz, şey yeriz. Akıllı telefon mu hepsi? Evet. Kaç tane? Bir tane. Bir tane akıllı telefon varmış arkadaşlar burada. Oğlum ne şey yapmış. Oğlum dalga geçmiyorum ya, tamam. Ben millete dalga geçmiyorum, seninle geçiyorum. Her 5 tane var. 5 tane akıllı telefon var arkadaşlar. Oradaki rakamlar doğru şu an. Şöyle, biz bunları aldık, bir hikayeleri var. Bitpazar'ın internet müşterilerimizden. Ayrıca bizim toplu cep telefonu alımı diye serimiz de vardı eskiden, hatırlayan arkadaşlar bilir. Karma bir seri yaptık bunu. Hepsinden bahsetmeyeceğiz. Hepsini tamir etmeyeceğiz. Sadece ufaktan bir Semih bahsedecek size. Bunların tanesi 85-90 liraya geldi bize. Ama bakın. Ya hurda bunlar. Hepsi hurda. Bir de şöyle, bunlar platin üyeleri verdiğimiz hurda cihazlardan bazıları. Bunları videoya çıkanları vermiyoruz ama. Bunları tamir edip videolarda ileriki günler göreceksiniz. Bu bir Huawei Mate 20 Lite. Mate 20 Lite. Bunun şimdi eksikleri, ekran yok. Alt buzzer yok. Arka kapağı çalışıp yok. Çalışıp çalışmadığı da belli değil. Okuyucu yok. Tabii. 450 liraya 5 tanesini satın aldık. Kasa kötü. Yani tanesi 90 liraya geldi bize. Ama belli değil yani çalışıp çalışmadığı. Böyle bir iPhone var. Bu da bu düzgün görünüyor da muhtemelen yıkanmıştır. İçi perişan. Yani yıkanmış. Batarya ne halde? Yani bu da belli değil. Bu var. Bu da çok kötü. 6S Plus. Arkasında anakart. Arızalı. Ya muhtemelen şu etiketi ayar oluyorum. Bunu bazı teknik servisler yapıştırıyor. Çıkmıyor. Bu telefondan çıkmıyor. Bunu yapıştırmayın. Teknik servisçi arkadaşlar. Ya çıkıyor da zor çıkıyor. Kağıt bant alın, onu yapıştırın. Ya. Bunu temizlemesi mesela lazım. Mesela şöyle bir bant var. Ya şöyle bir bant var. Bunu alın. Hem yazması kolay, hem bir leke bırakmıyor, iz bırakmıyor. Buradan bütün teknik servisçileri sesleniyorum. Lütfen kullanmayın bu beyaz kalemimi bantı. Kalemimi bulamadım. Hemen her bakın, şey. Bu çok pratik ve ucuz. Hiç kalmadı. Bu da 6S Plus. Vallahi bir şey görünmüyor ama. İçi güzel ama. Şey yok, home tuşu yok, üst kamera yok. Bir takım parçalar eksik. Ara demiri yok. Bu da güzel. Bunu seversiniz. En son ona geleceğim. Bu da JD Prime. Bunu da kasa berbat. Ya işte. Çalışmıyor, açılmıyor. Bu JD Prime'ları da hiç sevmiyorum zaten. Berbat diye. Bakacağız. Mecbur aldık. Şu en iyisi bu. Realme, Oppo Realme A6i mi? 6i. 6i. Realme 6i. Bu telefon çıkalı ne kadar oldu zaten, ne kadar zamanda bu hale getirmiş. Bakın bir şey göstereceğim. Ve hurdaya düşmüş. Açmışlar cihazı. Şöyle. Vidaları yok. Arka kapak sökülmüş. İçi bakın. Bunun videosu da gelir yakında muhtemelen. İçini göstereceğim hemen. Sonra diğerine devam edelim. Ben aklımda var hangisini yapacağım. Çünkü elimizde malzemeleri var. Bunun malzemesi yok. Ya bunu sipariş etmemiz lazım. Şuralar falan çok kötü, ezik. Ya bunun üstünden ya bir şey geçmiş ya da bir şeyle vurulmuş. Tüfekle vurmuşlardır. Bilmiyorum. Sanmıyor. Baksana. Aynen. Yani, sanki bunu bir şey ezmiş gibi. Ezmiş gibi, doğru. Böyle. 5 telefon 450 lira. 450 lira olması çok normal. Hiçbiri iyi durumda değil. Şu ikisinin malzemeleri var elimizde. O zaman Plus yapacağım. Geçen 6 yaptık bir tane. Evet. 6S Plus mantıklı. Bu arada çekilişlerimiz için, indirim kodları ve vesaire şeyler için sağ üstte çıkan sosyal medya hesaplarımızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesaplarımız. Her hafta bir çekiliş olacak dedik. İlk çekilişimiz, bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum da, yani cuma günleri yapıyoruz çekilişleri. Öyle düşünün. Her hafta cuma yapmaya çalışacağız. Bu bir işe yaramaz. Çöp, al bunu. Hatta şeyi bile yok. Arada bunun filmi olması lazım. Niye? O bile bu yok. Cam değiştiriliyor ya. Bu cam değiştirilir, olmaz. Bence kullanılır. Ki bu buna olmaz ki zaten. Bu 6S Plus ekranı değil. Bu ekranda fazla bir şey yok. Sana öyle geliyor. Bak, bu cam değiştirilip kullanabiliyor. Bu ekran 6 ekranı. 6 ekranı mı? Tabii bunu niye üstüne takmışlar? Bu iPhone 6 Plus ekranı. Hakikaten. 6S'e olmaz. Baksana soketi. O zaman niye onu takmışlar oraya? İşte 6S Plus'ın bu değil. Nasıl ekran. Bir servise gitmiş bu? İşte bunu ekranı mı hiç etmişler? Bilmiyorum ki. Çok ilginç. Şimdi bunu bir deneyelim. İlk önce şöyle yapalım her zamanki gibi. Bazı arkadaşlar soruyor bu güç çekme olayı şu nedir cam diye. Cam batmasın eline. Sildim ama daha var herhalde. Şurayı da alalım. Süpürgemiz vardı, biz hala bununla yapıyoruz. Süpürge var. Xiaomi. Nerede bilmiyorum. Yıkamıştım, arkada olacak. Getireyim neyse mi? Tamam. Şöyle arkadaşlar, hemen güç çekip çekmeme olayını. Onu çeksek mi, görsün mü ki arkadaşlar? Çekeyim. Burası çok kötü durumda ama çekerim. Bakın şimdi takacağım, güç çekme olayını gördüm. 2 numaralı USB aktif. Dur, şunu bir çıkaralım.
Burada bir tane şarjda takılı. Şu an tamam. Tamam. Bunu kaça taktık? 4'e taktım. Şimdi bakın 4'e taktım. Hiçbir çekti, gitti. 4 dedi, 2 yandı nedense. 4 yanmıştır ya. Öyle midir? Bir daha takacağım. Evet 4. Yandı söndü. Evet. Yandı mi? Söndü. Bakın yanıyor sönüyor. Güç çekemiyor. Neden? Şu an bataryaya enerji geliyor ama bataryadan öteye geçemiyor demek istiyor. Şimdi ya bunun bataryada bir problem var ya da cihazda başka bir problem olabilir. Reset atma gibi. Bakın bataryası da takılı. Şöyle göstereyim. Bak bir daha göster oraya abi. Bak hala. Bak gördün mü? Şimdi buna sağlam bir batarya takmak istiyorum. Başka bir batarya. Belki bu batarya görmüyordur. Şöyle hemen. Burada kullandığımız ekipmanları. Şu benim, özür dilerim abi. Ben çıkma bataryam, test bataryam. Bunu takıyorum. Ben özür dilerim. Tamam sorun yok. Çek çek. Bak şimdi taktım arkadaşlar. Bakın. Güç sabit. Bakın şimdi. Batarya mı arızalı? Gördünüz. Bu yavaş yavaş yükselecek. 2 ampere kadar çıkabilir. iPhone'da genelde çıkmaz. 1'de kalır. Evet. Ya bu batarya kafadan arızalı arkadaşlar. Batarya. Ya ama sonrasını bilmiyorum. Belki şu an cihaz açılıyordur. Bizim belki açılmıyor. Bu benim 6 Plus için test batarya. Kullandığımız biraz... ekipmanları aşağıya linke bırakırım. En altta, açıklamanın en altına. Bak şunu falan bırakırım. Şunu. Bir de şu test cihazı çok önemli. Onu alın muhakkak. Bir tane edinin öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar yalnız güç bir düşüyor bir artıyor. Bir düşüyor bir artıyor. Yazılımsal da problem olabilir. Anakartta da problem olabilir. On-off'ta problem olabilir. Yani on-off butonu reset attırıyordur cihaza. Altboard'da. Yani hepsinde mümkün ama bunun arkasına anakart yazmışlar. Evet, bakın. Anakart arızalı. Yani bantı çıkmış sonradan. Ana, kalem, hatta kalmış. Kalem aşağı mı gitmiş? Lekesi kalmış. Bir garip, anlamadım. Şimdi buna şöyle yapacağız arkadaşlar. Buna benim elimde bir tane çıkma ekranım var. Hem test ekranım hem de çıkma. Bir onunla deneyelim. Ya zaten 80-90 lira alınmış bir telefondan çok fazla sağlamlık beklemek yanlış olur ama muhakkak bir arızaları var ki o fiyatlara satılıyor bunlar. Hatta daha pahalı satılanlar var. 5-600 lira isteyenler var hiç açılmayan iPhone'lara. Evet. Bu ekran orijinal bu arada. Bunun nedeni şu. Şuraları silelim şöyle. Onu sil. Göstereceğim niye bunu ayırdığımız. Bakın şu ekranda şu çok derin çizikler var. Evet. Ben bunun camını değiştirmedim. Ya böyle test için kullanıyoruz. Zaten kamerası falan da var üstünde. Bir tek home butonu yok. Bunun da home butonu yok zaten. Home butonuna gerek de yok bence. Ya. Değil mi? Ya Essence'in touch'la kullanıyorsan gerek yok. Yani farklılık olur. Zaten iPhone'lar home butonunu kaldırdılar. Yani Face ID oluyor artık. Aynen öyle. Yani home butonunu takmamıza gerek yok bundan sonra tamirle. Olabilir. Bir iPhone mantıklı. SE'de var. Değil mi? Buraya macunla dolduralım, boyayalım üstünü beyaz. Tamam olur. Kopuk bir tane home buton takalım. Ya da öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar cihaz açıldı. Yalnız şöyle bir durum var. Yeniden elmaya dönüyor cihaz. Genelde 6S Plus, yani şöyle söyleyeyim size. 6 Plus, 6S Plus. 7 Plus'larda pek denk gelmedi ama elmada kalma böyle geri dönüyorsa bu yazılımsal oluyor. Bunların ne hikmetse yazılımda bir problemleri var. Bir yazılım yüklemeyi deneyeceğim. Şimdi buna yazılıma sokamayacağım. Home butonu yok. Home butonuna basmamız lazım. İki tane yöntem var. Ya bunu normal iTunes'e bağlayacaksınız. Home tuşuna basıp DFU modu alacaksınız. Ya da 3U Tools. Ya da neydi? Fixopo. 3U Tools değil lan. 3U Tools. Ha ya tamam. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Ya da Fixopo gibi yazılımlarla da download modu Fixopo alabilirsiniz. Fixopo daha önce bir çekiliş diyelim, yapmıştık hatta. Siz şeyle yapacaksınız. Ne derler ona? 3U Tools mu? Yok. Normal mod. Normal iTunes'le o zaman. Şu bir home tuşunu nasılsa takacağız eğer çalışır çalışmazsa. Tabii önemli. Diğer yazılımlarla yaparlarsa iCloud'da kaldığı zaman atlama yapabilir. Bir de onu diyeceğim. Ben mesela şu anda 3U Tools'la yapacağım. Yani 3U Tools mu işte. Neyse. 3U Tools. Fixopo da var, onunla da yapabiliriz. Fixpo. Fixpo. iMyPhone diye geçiyor. iMyPhone. Nedeni şu. Eğer bu cihazın içinde iCloud varsa, vardır zaten %99. iPhone'umu bul açık ise kurulma ekranını en azından geçsin. Belki ekran şifresi yoktur. Ekran şifresi olmadığı için cihaz kullanılabilir. En azından cihazın eski sahibine bir şekilde ulaşabiliriz. Three Monkeys vardı bir de, hatırlıyor musun? 3 Tultus deyince o aklıma geldi. Şeyci, hamburgerci değil mi? Hamburgerci miydi Three Monkeys? Ben de, öyle hatırlıyorum. Görmedim, duymadım, bilmedim vardı. O film aslında, herhalde. O film miydi ya? Yok, 3 Maymun heykeli vardı ya, hatırlıyor musun? 3 Maymun var. Bilmem, görmem, duymam. Satılıyor burada, tütüncüler satıyor. Değil mi? Aklıma şimdi geldi tamam. Ya. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu tuşa basıyoruz. Takıyoruz kabloyu.
Bekliyoruz. Elma. DFO'yumu da aldı. DFO'yumu da aldı. Şöyle hemen kısaca bir gösterelim şu şekilde. Bunda yazılımını bir yükleyelim. Yazılımı yükledik. Kabloyu çıkardım. Genelde yazılım yükleme esnasında çekiyoruz ama bazen problem olabiliyor. İşte bilgisayarı çek falan. Sürekli mesajlar geliyor WhatsApp'tan. WhatsApp masa üstünü kullanıyoruz biz. Cihaz açıldı. Verilerin yüklenmesi bitti. Arkadaşlar cihaz açıldı. Şu an açık cihaz. Açık 3 Kasım Salı. Basamıyoruz. Home tuşu basmıyor. Neyse dur bir bakalım. Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım size. Platin üyelikte, platin üye olan her abonemize her ay hediye hurda cihaz veriyoruz. Onun haricinde platin üye olmaya bütçesi olmayan arkadaşlarımız için de bundan sonra her hafta çekiliş yapacağız dedik. Çekilişlerimiz cuma günü canlı yayında Instagram üzerinden olacak. Bunun için sağlık köşesine çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekiyor. 3 hesap var orada. Tamire sıfırda oluyor canlı yayın. İşte her çekilişin bir şartı oluyor. Onu videoda anlatıyoruz. Bundan birkaç önceki videolarımıza bakarsanız çekilişler hakkında o videoda o netçe vereceksek ondan bahsetmişizdir. Platin üye olduğunuz zaman çekilişi beklemenize gerek yok. Cihaz ve hurda, hediye, tamir seti, kutusu, mutlusu hepsini veriyoruz zaten. Bu kadar işte benim demek istediklerim. Tamam şimdi ya şöyle bir şey var aklıma geldi ya sen şimdi bahsedince. Ya yorumlara yazıyor arkadaşlar ya, lütfen böyle şeyler yazmayın ya. Sürekli katıldan bahsediyorsun diyor. Ya biz bunu niye bahsediyoruz? Bu belki video ilk izleyenler olabilir. Sürekli Instagram'dan DM geliyor, o yüzden bahsetmem gerekiyor. Ya ben bunu anlatamadım arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Siz belki 5 aydır izliyorsunuz ama daha bugün ilk videomuzu izleyenler var. Aynen. Ve bu sefer sürekli yorumları olsun, Instagram'a yetişemiyoruz. Ya işte bu nasıl, şu nasıl. Ondan anlatıyoruz arkadaşlar. Yoksa bir şey işte yok yani. 100 ila 1000 abone arasında kanala yeni abone geliyor. Abone olmayıp da izleyen, takip edenler oluyor. Kafam girmiyor artık. Seni alnından öpeceğim, gel. Böyle daha güzel oldu. Arkadaşlar Apple sahibi olmak istiyorsunuz. Evet ama işte hurda bir Apple sahibi olmak istiyorsanız tamir hobisi edinip bunları tamir edebilme yeteneklerine sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de videoları izleyip dinlemeniz gerekiyor. İşte bir takım ekipmanlara sahip olmanız gerekiyor zamanla. Ucuz bir tornavidayla bile başlayabilirsiniz. Önemli olan merak ve istektir. Çok pahalı bir ekipman almanıza gerek yok hiçbir zaman. İhtiyacınız oldukça alırsınız. Para kazandıkça da alırsınız. Gayet güzel. Evet. Dokunmalı bir telefon. Ellemeli. Kameraya bakalım. Kamera yok. Biraz geç geliyor ya bazen. Ondan dolayı mı ki? Ha, bak geldi. Allah Allah. Arka kamera niye açılmıyor şimdi? Çok tereddütte kaldım. İşte ben ya. Yani boşuna bu cihazı yani, adam 80, satmamış yani. 80-90 yıllık cihaz yani normal. Uğraşılacak işte bunlarla. Dur bakalım bir takıp çıkaralım kamerayı yerine. Kamerası. Bunları bulmak önemli. Bit pazarım, internet mi serimizi anlatıyoruz. Bunu da Letgo'dan mı? Yok Letgo değildi bu ya. Facebook'tan mı almıştık? Bunları toplu aldık. Toplu aldık. Sen konuştun arkadaşlar. Ama irtibat kurdun. Ya biz bunu almışızdır 3-4 hafta önce, ben hatırlamıyorum ki. Bakmam lazım. Bazen alıyoruz bir de parayı yolluyoruz gelmiyor. Ha bir de öyle bir durum var. Havaleyle almamaya çalışın şehir dışından. Tavsiyem odur. Get'te falan alın. Sahibinden alacaksanız güvenli e-ticaret kullanın. Havale yapmayın. GM8 alıyoruz. Geçen aldım bir tane. GM8 Go lazımdı. Cihaz hurdası lazımdı bize, kamerası. Apayrı bir cihaz yolladı değil mi? Farklı. GM8 geldi. Yani havale yaptık. Yani biz riske giriyoruz tamam da. Hep mi çıkıyor? Hep de öyle çıkmıyor tabii. Yani tabii. 10 kişiden bir kişi çıkıyor bazen. Ama az bir paranız, sermayeniz yoksa öğrenci arkadaşlarım özellikle yapmayın öyle bir şey. 6S Plus kutusuna verir misin? Bakalım kamera var mı? Bir kamera deneyelim. Görüşerek almak en mantıklı, ya da havale EFT yöntemiyle en azından iade edebilirsiniz. Havale EFT pardon yanlış, kredi kartıyla Get'le almak. Sahibinden de var. Kamera çalışmıyor. Arka kameramı bozuk. Sanırım. Bu arada işte bahsettiğim buydu biraz önce, unuttum. iTunes'le yükleseydik bunun içindeki her şey gitmişti. Aynen. Arkadaşlar. Adamın fotoğrafları çıktı. Şu an her şey içinde, amacım şu benim. En azından. iCloud'unu bulacağız. Şimdi şifresi yok ya bunun. Şifre çıkmadı şansımız. Diyelim sahibine ulaşamadık. Burada işte adı yazıyor neyse onu göstermeyelim. Wi-Fi'ye bağlayıp bir şekilde belki iCloud'unu mail yoluyla kırabiliriz ya da sahibine ulaşırız. Ya biz bunları çünkü satın alırken dikkat ediyoruz o konulara. Ha, sahibi de oldu da derse ben zaten onu işte isteyerek satmadım, çalıntıydı falan. Biz de sahibine kargolarız, yapacak bir şey yok. Şöyle bir durum var, benim bir not defterim var. Bu satın aldığımız cihazların bir takım bilgileri oluyor işte, onları yazıyorum zaten. Oraya bakarım, belki not almışımdır bununla ilgili. Yani hatırlamıyorum, çok fazla cihazla uğraştığımız için. Ve alım satım işlerine ben bakıyorum genelde. Kamera mı takacağız? Takalım. Bir kamera problemi kaldı sanırım zaten. Başka deneyelim bir şey yok. Bakalım şu kamerayı bir takalım. Ne olacak? Merak ettim. Acaba kameradan mı yoksa bunu
Yok, bu cihazların hepsini bize sapladılar mı? Yani saplanmış da olabilir. 450 lira verdik hepsine, 5 tane. Olabilir. Zaten başta saplandı, bataryası ağır. Bunları dediğimiz gibi bu 450 lira aldığımız 5 tane cihazın akıbetini bilmiyoruz. Zaten hani biz bozuk çıktı abi cihaz, hurda yatalım, platine verelim gibi bir şey yapmıyoruz. Bunları koymuyoruz. Bunları bir cihaz videoya artık çıktıysa platine gidemez bitti, arkadaşlar. O, bitti. Artık bu bizim. Bunları da koyduk. Hiçbir şey de kullanmadık. Hakikaten onları niye koyduk? Niye bunu tam kullan? Güzel görünüyor. Bir kullanacak bir şey ha, bu arada ki bir şey hatırlatayım. Unuttum, bahsedecektim. Bir saniye geliyorum. Bizim bir best tornavida setimiz var, satıyoruz ya tamiret.net'te. Ya biz onun içine kart da ekledik. Mıtlatısla kart ekledik. Şöyle göster arkadaşlarımıza. Şöyle. Bu iPhone'ların tüm modellerini açabiliyor. Eskiden bu çıkmıyordu. Bu bunu çıkmıyordu. Ekledik. Bunu ekledik. Benim kullandığım şu DayFix kartlar gibi. Güzel. Bu kartlar çok işe yarıyor. İşte araya girmeye. Yani paralel bulamıyorsunuz bunu. Yani kart fizikçiler falan yapar da 1000'den 2000'den falan bahsediyorlar ya adet olarak. Biz konuştuk. Çok da evet, para istiyorlar. Yani bir tanesi 1000 lira para istiyor şu hatta. Şu çıkıyor, mıtlatıslandırmaya yarıyor. İşte şuraya sürün, şöyle mıtlatısı olur bakın. Yani bunlar aslında ufak. Aynı para, değişen bir şey evet, yok. Sadece içine iki parça daha ekledik. Evet. Ya bunu aldığınız zaman tüm her şey şöyle, telefonlarda bir 4, 5, 6, 7, Samsung, 8, 9. Android, yani çoğu %90'ını halledebilirsiniz. Kamerayı bir daha deneyelim. Ön açıldı. Evet, kamerası bozukmuş. Niye böyle titriyor şu an? Taktığım arka kamera bozuk. Ha, ondan dolayı mı? He, bu kamera şey ya, test için. Yeni kamerayı açmayın dedim. Çünkü yeni kamerayı açınca şu merceğini sökmek gerekiyor ya. Bu çıkma, yazmışım bak, 6S Plus çıkma. Arkadaşlar bu ürünler böyle, bakın nasıl titriyor. Arızalı bu kamera. Arka kamera da değişecek. Ekstra bir maliyetli o çıktı. Vay arkadaş. Böyle batarya değişti, ekran taktık. Arkadaşlar soruyordu, maliyetini hesaplayalım mı? 80-90 lira cihaz dedik. 90 mı yapıyor? 98, dur şimdi. Evet, 90 lira yapıyor. Yeni kamerasını takmayacağım. Nedenini söyleyeyim mi? İyice bu cihazı test ettikten sonra ekipmanlarını takacağım. Ama biz kaba bir maliyet yapalım. Bataryası yapalım. İşte 120-130 lira civarıdır. Yeni orijinal batarya. Ekran. Orijinal ekran 350 lira mı? 400 mü? İstersen listeden bakayım, tam söyleyelim. Olur mu? Olur. Yan sanayi olarak toplamak isterseniz ben linkte bırakırım aşağı. Ya da tamiret.net'e girerseniz bizim web sitemiz. Orada kullandığımız ekipmanların bazılarını görebilirsiniz. Hesaplı olarak deneyimlediklerimizi koyuyoruz. Şöyle anam babam usulü yapalım. Ha aynen, kağıt en güzeli ya. Kalem nerede ya? Kalem gitmiş. Burada kalem vardı. Şuralarda bir yerde var ya kalem. Nerede yok. Dur getireyim. Var mı orada? Şimdi cihaz ne kadardı? 9 455 90. 90. 6S orijinal ekran 400 TL'ymiş. Yan sanayiye taktığınız düşün sen de, yarı fiyatıdır. 6S Plus arka kamera 200 lira. Bunlar çıkmadır büyük ihtimal. Bataryası kaç dedin? 130 mu? O civardadır ya. 119, 120. Hadi 120 yazalım. Home tuşumuz var. 50 lira mıydı home tuşu? Tam hatırlamıyorum. Tamam. Başka ne var? Ön kamera var. Ön o kamera da 60 lira civarı. Ara demir de var. Onları bulunan şeyler değil. Tamam neyse, bu kadar diyelim. Burada bulması lazım ara demir için. 840 TL. 6S Plus'ın maliyeti. Arkadaşlar. Ki ara demir yok. Ara demiri buradan bulacaksınız. Tabii ya, bir de bu kameralar falan. Mesela bu da 200 lira olan çıkmadır büyük ihtimal. Çıkma tabii. Bu ekranda camı değişme ekran. Ha, yan sanayi benim yaparak bu değil. 650 liraya kadar düşer. 840. Bir de bunu normalde dışarıya yaptırsan 200-250 lirada işçiliği olur. Tabii. 1000 küsür lira arkadaşlar. Yani aslında yani normal satış. Bazı insanlar diyor o 90 liraya şu an burada mı olur? Bir şey geldi. Şu an yeni düşündüm. Biz bunu pahalıya bile almışız. Yani ötekiler belki bize şemsiye yani oldu. Onlar da kaçarsa onlar da maliyeti üzerine eklenecek bu telefon. Aynen öyle. Yani telefonun da satış rakamı ortaya çıkacak arkadaşlar böyle. Şimdi abi şöyle yapalım. Ben bunu şöyle toplayayım. Yani bitmiş gibi toplayalım. Tabii, ama biz bunu değiştireceğiz bir kere. Olarak dursun. Ya yani şey yapalım, en azından şu iCloud olayını çözelim. Aynen, iCloud'u çözelim, ben onu araştıracağım. Ya şimdi aldığın açılmıyor. Ajandada yazıyordur, bakacağım. Açılmıyor mu? Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Ne problemli bir cihaz çıktı, kaçacak herhalde. Bataryayı takmamış. He. Kaçmayacakmış. Bataryayı niye takmadın telefona? Şöyle hani heyecanlandın, heyecan yaptırıyorsun bize de burada. Bu bataryada Cimex. Cimex. İlk kez duyuyorum. 2750 mAh. Hmm. 2750 mAh batarya mı kaldı? O eski bayağı herhalde. Arkadaşlar bunlar böyle atmayın işte, böyle kurun. Tabii lazım oluyor. Yani telefon parçalarının üstünde atmayın.
Atacaksanız da birisine verin ya da bize gönderebilirsiniz. Alt vidaları takılacak. Onları takmıyorum şu anda. Şöyle yapıyoruz. Biz işimiz bittikten sonra üstüne. Not alıyoruz değil mi? Hemen böyle. Eksik olan ya da tamamlanan kısmını. iCloud öğren. Sonra değişimlerini yapacağız. Bir gün onun iCloud'unu öğrenirim ben unutmazsam. Unutursam aylarca kalabilir. Bu arada bir şey aklıma geldi ya. Sanki biraz önce. Wi-Fi tamam. Wi-Fi görüyor. Tamam. Zil seslerine bir bakalım. Problem yok seslerde. Yani sıkıntısız. Tamam. Şey hafızasına da bakalım mı? Neyse gerek bak var. Bakalım kaç GB'ymış. Hakkında diyelim. 64. Oo. İyi. Zaten bunlarda 32 olmuyor. 16 oluyor evet, 64. 64. İyi yani öyle 64. Yok. Öyleydi. 32'li yok. Yok mu? Öyle bir yok, şey. Yok 6S Plus'ta var. Var 6'da mı? Yok. Ha 6'da yok. Bu şekilde arkadaşlar buraları temizleyeceğiz artık. Oo, kolonya ile bir şeyle. 64'lük olması şöyle iyiymiş. Elle de temizleniyor. Kasası falan düzgün. Evet. Güzel. Ama 1000 liraya maliyeti var en az. Yani 1000 lira var. Bir telefon kaça satılır? Ki... Bilmiyorum ya 2000 etmez. Etmez bence 2000. Bence de etmez. 1500 maksimum. Tamam. Video bayağı uzun oldu. Aynen. İyi güzel. Biz de hadi yemeğe gidelim. Ay çok açım. Yemeğe gidemeyiz. Yemek yasaksın yasak. Neyse. Şimdi bu kullandığımız bir takım ekipmanlar var. Kullanmadıklarımız da var. Mesela şunu kullanmadık ama çok güzel. Yani kullanayım. Bunların linklerini bırakıyorum. Şu mini stick'i çok sormuştunuz. Mini Wolf stick kutusu. Bu da mıknatıslandırıyor falan filan neyse. Bunun da linkini buldum sonunda. Telefonlarımız da bunlar. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.